hattımızda Çiğdem Hanım var, bizi Kars'tan arayan. Evet. Doğru, benim anneannem Kars'ta uzun sene yaşamış. Nasıl, karlar yağıyor, doluyor mu burada? 21 derecede yaşıyoruz şu an Özlem'in. Aa, ne kadar, ama tabii siz buna alıştınız. Değil mi? Alışamadık. Biz buraya İzmir'den geldik. İzmir'den Kars'a hiç alışılmaz vallahi. Peki, ben Kars'a hiç gelmedim. Rahmetli anneannem hep bahsederdi. İnşallah bir gün çayınızı içmeye gelirim. Mutlaka Sarıkamış'a kayağı bekliyoruz. Sarıkamış'a. Peki siz ne sormak istiyorsunuz? Hemen alabilir miyim sorunuzu? Özlem Hanım, benim şu anda eşim bir 6 aylık yurt dışı görevine gitti. İşte bir 40 bin lira paramız var. Peki. Ama ben bu 40 bin liranın 15 bin lirasını katılım hesabına koydum. Tamam. Faize duyarlısınız. Ha, duyarlıyım. Tamam. 15 bin lirasını altın hesabı açtım. Ama geriye 10 bin liram kaldı benim. Peki. Eliniz kaşınıyor. Nereye gitsin 10 bin lira? Eliniz kaşınıyor, öyle mi? Ha, aynen öyle. Ne yapsak ne etsek. Ev almak istiyoruz ama kredi çekip ev almak da zor geliyor. Ev almak istiyorsunuz. Ev almak zor geliyor. Sarıkamış'ta mı zor geliyor yoksa ne? Yani batıya gideceğiz biz. Eşim memur olduğu için şu an buradayız. Batı'ya gideceğiz. Hani bir büyük şehre gidince bir sene sonra gideceğiz. 2015 yılında inşallah büyük şehirde olacağız. Peki. O zamana kadar birikim yapalım ki hani faizden biraz yırtalım diye düşünüyoruz biz. Peki, çok güzel. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Hiç borcun ne kadar geliriniz var? Ya kirayı düştükten sonra 2500 lira elimizde kalan bir paramız var bizim. Borcunuz var mı? Yok, şu an için borcumuz yok. Hiçbir krediniz falan, hiçbir şeyiniz yok. Kredimiz yok ama sağ olsun kredi kartlarımız var. Sağ olsun kredi kartlarınız var. Aha. Kredi çek, yani kapatıyorsunuz her ay kredi kartınızı. Evet, kapatıyoruz. Bir sonraki aya bırakmıyoruz. Borç sıfır. Peki. Birikiminiz var mı? 40 bin liramız var sadece. Peki, ne yapalım? Şimdi öncelikle hemen bu 2014'ün de böyle daha en başlarından ben size söyleyeyim. Şimdi parayı tek bir yere koymayalım. Siz doğru yapmışsınız. Bir kısmı, aynen öyle. Bir kısmı altında duruyor. Ben zaten şunu alın bunu alın tavsiyesi vermiyorum, biliyorsunuz. Evet. Ama parayı dağıtmanız önemli. Bir kısmı altında, bir kısmı katılım bankacılığına koymuşsunuz. Diğer evet. Kalan bir kısmına ne yapayım diyorsunuz. Evet, arada kaldım. O kadar tereddütte kaldım ki. Tamam, şimdi öncelikle en önemli şey ne biliyor musunuz? Siz akşam başınızı şöyle yastığa koyuyorsunuz ya, uyuyorsunuz. Evet. Orada huzurunuzun kaçmaması, endişe içinde uyumamanız. Bu en önemli şey yatırımda. Şimdi onun evet. Dışında yatırımda önemli şey sizin bu sepet yapıyor olmanız. Sizin hı. Hedefiniz çok önemli. Ne için biriktiriyorsunuz? Eğer ev peşinatıysa, hı. Ki ben onu anlıyorum. Hı. Ev peşinatı için biriken paranın risk almaması gerek. Çünkü ona evet. Buna gireyim, bilmediğiniz şeylere gireyim derseniz o paradan da olursunuz ama. O yüzden hiç risk almayacağınız ya da çok az kendinize uygun risk alacağınız bir yerde olmasında fayda var. Bunu da bankacınızla konuşun. Ama burada katılım banka faize duyarlısınız. Katılım bankacındaki miktarı arttırabilirsiniz. Biliyorsunuz hı hı. Altın artık güvenilir bir liman değil. Bununla ilgili de evet. Programlar yaptım. Altın iniyor çıkıyor. Düşüşte uzun zaman kalabiliyor. Dolayısıyla siz bunu daha çok normal bankacılıkta mevduata karşılık gelen katılım bankacılığında da bunu ekleyerek değerlendirebilirsiniz. Ama tek bir yerde olmasın paranız. Buna dikkat edin. Ev peşinatı için biriktirmenizi ben canı gönülden buradan tebrik ediyorum. Sarıkamış'ta da bu kış için size canı gönülden başarılar diliyorum. Çok üşürseniz programı arayın. Burada biz samimiyetle size nasıl para kazandıracağımızı konuşuruz gene. Diyorum, sizi izledikçe ısınıyorum zaten. Çok teşekkürler.